Siz benimle bir şey mi konuşmak istiyorsunuz? Evet oğlum. Yani Nurhan teyze sen değil. Siz. Eylül'le birlikte öyle mi? Evet. Duyman gereken şeyler var. Hem de önemli şeyler. Bizim seninle konuşacak bir şeyimiz kaldı mı? Daha da önemlisi. Biz diye bir şey kaldı mı? Oğlum. Bak bir dur. Sakin ol. Bir otur soluklan. Bilmediğin çok şey var. Hem sen söyle bakalım, senin bizimle konuşmak istediğin mesele ne? Kocanla Yaşar amcayı gördüm. Ne? Babanla Kore'yi mi gördün? Hayır olsun inşallah. Önce hararetli konuşuyorlardı. Sonra binip bir arabaya gittiler. Ne yapıyorlardı yavrum peki? Ya bilmiyorum. Ben onları uzaktan gördüm. Sizin şu sağlık ocağının aşağısındaki parkta. Senin ne işin vardı ki orada? Seyfo'nun kuzeni bu civarlarda oturuyor. Onun yanına kalmaya gitmiş. Ben de onu almaya gelmiştim. Ne konuşuyorlardı? Ne konuştuklarını duymadım. Ama şüpheli hareketleri vardı. Sanki Yaşar amca Kore'ye kızıyor gibiydi. Yani zorla arabayı bindirdi gibi geldi bana. Hayır olsun, hayır olsun. Siz bir oturun, ben bir Yaşar'ı arayayım. Ne konuşuyorlardı acaba babamla Kore? Kocanı arayıp sorsana. O sana ne olduğunu söyler. Yaşar, aç, neredesin? Allah'ım inşallah Yaşar'dır. Kızım. Yaşar! Aa! Melek, senin ne işin var burada? Yağız burada mı? Çekil. Aa, ne? Allah aşkına sakin ol bir dur. Be dangır dungur. Ne işin var senin burada? Seni burada bulacağımı biliyordum. Lan! Ne yaptın, ne söyledin de getirdin Yağız'ı buraya? Ne diyorsun be? Kimseyi bir yere falan getirmedim ben. Yaşar mı ki yoksa? Alo? Melek, sen nedeninin farkında mısın? Beni buraya kimse çağırmadı. Saçmalamayı kes. Oğlum, bir sakin ol. Melek, sen de abartma. Ne konuşacaksak dışarıda konuşalım. Neticesinde aile içi bir mesele bu. Bankaymış. Neredesin be Yaşar? Neredesin? Bir bunlar eksikti. Allah'ım ne olur korktuğum şey olmasın. Ne olur korktuğum şey olmasın. Eyvah. Eyvah. Allah'ım. Allah'ım ne olur korktuğum şey olmasın ya Rabbim. Nerede bu? Nerede bu? Yok. Yaşar silahı almış. Allah'ım. Allah'ım katil olacak. Ay katil olacak. Gördün mü Nermin teyze? Yine haklı çıktım. Yine ilk fırsatta Eylül'ün yanına koşmuş. Yalan söyledi bana. Yalan söyledi. Melek, Allah aşkına bir sakin ol. Oğlum, sen de bir şey demeyeceksin mi? Niye geldin buraya? Ne işin var burada? Ne mesele ettiniz ya? Ben sadece buraya Eylül'le konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın ya? Ne konuşacaksın? Benim duygularımla nasıl oynadığını mı? Beni nasıl mahvettiğini mi? Bence evleneceğinizi söylemeye gelmiştir.
Öyle değil mi oğlum? Yarın Melek'le sözleneceksiniz, onu demeye geldin. Deme oğlum başka. Ne diyeceksin? Evet. Ben de düşünüyordum. Yaz niye geldi acaba diye. Sonuçta Melek benim eski bir arkadaşım. Madem yarın sözünüz var, haber vermek istemiştir. Öyle değil mi? Tebrik ederim. Umarım çok mutlu olursunuz. Sağ ol. Kesin Yaşar her şeyi öğrendi. O yüzden silah aldı gitti Koray'ı bulmaya. Lan ben bunu Eylül'e nasıl söylerim? O çocuk yine paramparça olacak. Allah'ım ne yapacağım ben? Darısı başına demek isterdim ama sen zaten evlisin değil mi? İnşallah sen de böyle mutlu mesut yaşamaya devam edersin. İnşallah. Yarın sözümüz var. Müsait olursanız kocanla seni de bekleriz değil mi hayatım? Neyse ne? Ben buraya Yaşar amca için... Boş ver oğlum sen Yaşar amcanı falan. O bizim aile meselemiz. Allah mutlu etsin. Hadi bizim de yapacak işimiz var zaten. Yürü Melek gidelim. Zaten dünya işimiz var hadi. Gidelim Nermin anneciğim. En tatlı telaşlarımız şimdi başlıyor değil mi? Hadi size de kolay gelsin. Madem aile meseleleriniz var, siz de onları konuşursunuz. Herkes hak ettiğini yaşıyor değil mi? Niye böyle gerginsin? Heh. Sence? Sizin burada ne işiniz var? Hem içerideki imal laflar neydi öyle? Ne yapayım oğlum? Ne yapayım ha? Sen eve dönmeyince Melek delirdi. Kesin Eylül'ün yanına gitti. Ona döndü deyip durdu. Sonra deli gibi fırladı çıktı evden. Ben de korktum. Peşinden geldim. Gerçi dediği doğru çıktı. Seni burada bulduk ama... Ben buraya Yaşar amca ile ilgili bir mesele için geldim. Ah. Kızım. Ay dikişlerim açılmasa bari. Sen niye ayaklanıyorsun ki? Senin şu an evde yatman gerekmiyor mu? Ne yapayım? Senin burada eski sevgilinin yanında olduğunu bile bile evde oturamadım. Abartma Melek. Abartma mı? Sen sırf ben canıma kıymayayım, intihar etmeyeyim diye bana evleneceğiz dedin. Senin aklın hala Eylül'de. Saçmalama Melek. Defteri kapandı artık. Benim kararım kesin. Biz seninle evleneceğiz. Hem de en yakın zamanda evleneceğiz. Ah. Gel. Kusun bana. Yaşar niye açmıyorsun? Allah'ım ne olur aklıma gelen şeyi yapmış olmasın ne olur. Anne. Var mı babamdan bir haber?
Kaç saattir haber alamadık. Korkmaya başladım ben. Anne. Babam Koray'la olanları öğrenip onunla kavga etmeye falan gitmemiştir, değil mi? Yok be yavrum, olur mu öyle şey? Baban Koray'ın ettiği rezilliği bilmiyor ki. İşte onun için de kendini hala ona karşı mahcup hissediyor. Yoksa ne kavgası? Ne bileyim, insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor işte. Ha şey, sitenin çiçek düzenlemesi yapılacak ya. Bu Koray'ın Seracım'ın bir arkadaşı varmış. Ona gittiler herhalde. İyi bari. Uf, anne. Ya gerginlikten herhalde benim başım çok kötü. Bizim ağrı kesiciler falan sizin odadaydı değil mi? Eylül, oraya girme. Ben yeni sildim orayı. Bir sürü çamaşır suyu dökmüşüm. Nefes alınmaz orada kızım şimdi. Hem yok ilaç falan. İyi tamam. Ben çıkıyordum zaten, giderken eczaneden alırım. Nereye? Yaz'la konuşmaya. Yaz'la mı? Tam her şey düzelecek dedim. Gerçeklerle savaşacak gücü buldum içimde. Bu sefer de Melek'le Yaz'ın evlenmesi meselesi çıktı. Ama biliyorum anne, bu işte bir şey var. Yaz böyle bir şey yapmaz. Yaz Melek'e o gözle bakmaz, biliyorum. Güzel yavrum. O Melek denen kızla Nermin Hanım'ın söylediklerini duymadın mı? Onlar benim canımı acıtmak için öyle konuştular anne. Görmedin mi Yaz'ı? Ben biliyorum. Onun bir sıkıntısı var. Melek'le evlenmeye kendini mecbur hissettiği bir şey var. Biliyorum. Konuşmam lazım. Tamam yavrum. İnşallah öyledir be güzel kızım. Senin yüzün gülsün. Ben artık başka hiçbir şey istemiyorum. Öyle ya da böyle. Benim artık Yaz'a gerçekleri anlatmamın zamanı geldi. Tamam. Hakkımızda hayırlısı anne. Ben çıkıyorum. Dert bir tane değil ki. Neredesin Yaşar, neredesin? Babası korkunç ejderhayı öldürünce küçük prenses de ülkesinde mutlu mesut yaşamaya devam etmiş. Küçük hanım, uyumamışsın sen hala. Babacığım, bu masaldaki gibi korkunç ejderhalar var mı hala? Ejderha yok ama insanlara zarar vermek isteyen kötü kalpli insanlar var. Ya olmasın. Korkma bir tanem. Ben hep yanında olacağım. Masaldaki ejderha gelse, beni alıp götürse, beni bulur musun? Bulurum. Nerede olursan ol, bulurum. Seni kimselerin üzmesine izin vermem. Masaldaki gibi beni korursun değil mi? Beni kötü kalpli ejderhalardan kurtarırsın değil mi baba? Kurtarırım. Ne pahasına olursa olsun kurtarırım. Sen hiç merak etme güzel kızım. Babacığının senin için yapmayacağı şey yok. Hiçbir yerde yok adam. Allah'ım, kesin kötü bir şey oldu. Yok, bu da açmıyor. Koray da açmıyor. Yaşar, ne yaptın sen? Ne yaptın kurban olduğum, ne yaptın? Thank you.
Geberteceğim ulan seni. Öldüreceğim. Yapma Yaşar. Elini ayağını öpeyim acı bana, yapma. Sen kızıma acıdın mı lan? Ha? Kızıma zarar verirken acıdın mı? Ya, tamam Yaşar baba bak. Ne istersen yapacağım. Allah aşkına indir şunu be. Bu kız da bir ananın evladı dedin mi ha? Bu kız da bir babanın en değerlisi dedin mi ha? Sen ne yaptın Yaşar baba? Sen ne yapıyorsun ya? Az öncekini havaya sıktım. Ama bir sonrakini bacağına sıkacağım. Belki omuzuna. Ciğerine. Yapma. Bak sonra çok pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Yapma diyorum. Sana kolay ölüm yok Koray Efendi. Kalk ayağa. Ya bak. Boşu boşuna bana bu ızdırabı yaşatıyorsun. Yemin ederim ben Eylül'e elimi sürmedim. Ben bir şey yapmadım, masumum. İtiraf et. Ne haltlar yedin anlat. Yaşar baba, masumum diyorum ben. Yalan söyleme. Her şeyi öğrendim. Sen o pis ellerinle benim kızıma nasıl zarar verirsin ha? Yalan. Vallahi yalan, hepsi iftira. Ben onu koklamaya kıyamazken sen o pis ellerinle ona nasıl zarar verirsin? Bacım. Bacağım. Bacağım. Vurdun beni. Ambulans çağır. Çok kötüyüm, ambulans çağır. Çekeceğin acıların yanında bu ne ki? Yaşar baba. Acı bana, Allah'ını seversen acı. Sen en küçük merhameti bile hak etmiyorsun. Bak. Düşündüğün gibi değil. Eylül benim nikahlı karım ya. Sen çok yanlış anlamışsın Yaşar baba. Neyi yanlış anlamışım lan? Zorla kızıma sahip olmuşsun. Rezil herif. Kızım önce doktora gitmiş. Sonra avukata. Her şeyi duydum. Her şeyi öğrendim. Zorla sahip olmuşsun ona, rezil herif. Gözümün içine baka baka yalan söyledin. Senin yüzünden kızımı yanına dönmesi için zorladım. Bağırdım. Kızdım. Kızım acılar içindeyken bilmeden üzerine yürüdü. Her şey o pislik yüzünden oldu. Her şey o pislik yüzünden oldu. Zamanında onu bizden uzak tutabilseydin belki bunları yaşamıyorduk şimdi. Hem karı koca arasına siz niye giriyorsunuz be? Ulan Deniz! Ulan senetsiz! Bacan! Yapma baba! Ulan senetsiz! Sonra kızıma sahip oldun! O pis ellerini ona sürdün! Ama artık bedelini ödeyeceksin! Şehadet götür lan! Artık aldığın son nefesler bunlar! Şehadet getir! Yapma Yaşar baba. Yaşar babam, yapma baba. Yapma. Yapma Yaşar baba. Yapma. Sen katil olamazsın. Çok pişman olacaksın. Senin pişman olacak vaktin bile olmayacak alçak herif. Geberteceğim seni. Aç bana. Allah aşkına aç bana. Son duanı et. Bırak. Bırak beni, çekil. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Geberteceğim seni. Kızıma yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Yapma. Ver lan. Ver seni. Thank you.
Sonunda bu da oldu. Katil oldum. Ama artık hiçbir kadına dokunamayacaksın. O pis ellerinle kızıma bir daha dokunamayacaksın artık.